Hayırlı uğurlu. İnşallah Ali Ulaskan'ın asıl listesine girer. İnşallah. Hayırlı olsun. Şu anda Boromoz dediğimiz anının 6 kilometre doğusunda. Yani hiç görmediğimiz hani fotoğrafları var burada. Anneye gitmek hiç nasip olmadı ama hani burada daha canlı bir şekilde görebiliyoruz. Kaya resimleri, fotoğraflar, annenin içinden çekilmiş görüntüleri bu şekilde yani daha iyi şekilde görebiliyoruz. Ama şöyle bir özellik var, bunların gösterilmesinden ziyade daha derinlere inilecek fotoğrafların, kültürün tanıtımına yönelik fotoğrafların olmasını tercih ederdi. 20'nin üzerinde şu ana kadar tespit edilen medeniyet ve son dönemde arkadaşlarımızın bulduğu resimlerle çok daha tarihin derinliklerine inen farklı medeniyetlerin de yaşadığı bir bölge. Onun için Kars bu konuda dünyada önemli merkezlerden birisi konumunda. UNESCO'da bunun farkına vararak Ani'yi şu anda geçici listeden asıl listeye alma yönünde bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda Kültür Bakanlığımızda, Kars'taki bütün arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili arkadaşlarımız da gayret içerisinde bu işi devam ettiriyoruz. Bu konuda öyle tahmin ediyorum ki ve inanıyorum ki bu yazki toplantı sonucunda Ani UNESCO'nun asıl listesine girecek. Bu sayede de bütün dünya Ani'nin bu medeniyet konusundaki birleştirici, toparlayıcı ve dünyaya örnek olucu yönünü de görmüş olacak. Ani sadece Şehristan dediğimiz bir bölgeyle sınırlı değil. Şehristan biliyorsunuz insanların oturduğu bir bölgedir ama dışarısında da bir yaşam var. İşte bu yaşamın yerleşik olduğu yerlerde 800 tane mağara var. Bu mağaraların içerisinde 22 tane güvercinlik, 30 tane manastır, 6'ya 7'ye yakın ahırlar var. Küçük ve büyükbaş hayvanlar için. Bir tane de çok önemli develerin develerin hanı dediğimiz deve hanı var ki bakın eşyalarıyla girebileceği kadar şeyde neydi derinlikte yükseklikte eşyalarıyla birlikte girip ikamet et yani o gece orada kalıp kervanlarla birlikte İpek Yolu tacirlerinin gittiği bir mekandır. Hakikaten hani bir dünya zenginliği, bir dünyanın kültürünü bir arada bağıştıran bir destinasyon. Biz de bu yolda Ani'nin görünen yüzü ve görünmeyen yüzü adı altında resim sergileri düzenliyoruz. İnşallah bu resim sergilerinin devamı Ankara'da, İstanbul'da ve UNESCO'nun merkezinde Belçika'da da yapmayı düşünüyoruz. Paris'te de yapmayı düşünüyoruz. İnşallah dilimiz döndüğünce, yüreğimizde el verdiği sürece Ani'yi gün yüzüne çıkarak dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Tamam herhalde. Geçiyoruz.